ألم تحدي Bu yıl Berlin Film Festivali'nin odak noktası Arap Baharı oldu. Arap sinemacıların Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sıçrayan gerilim üzerine perdeye aktardığı en çarpıcı yapıtlardan biri, Mısırlı 6 yönetmenin gözünden Bir Devrimi Anlatmak isimli belgesel oldu. Filmin yönetmenlerinden Nora Yunis, filmin sunumu için Berlin'deydi. Muhabirler güvenlik duvarının nerede olduğunu önemsemezler. Ayrıca yayın ilkeleriyle de ilgilenmezler. Giderler ve işlerini yaparlar. Doğrudan eyleme geçme zamandır ve bence bu film dünyaya bütün bunların gerçek olduğunu ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu mesajını iletmeyi başaracak. Dünyanın Mısır devrimini olduğu gibi gerçekleriyle görebilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Çektiğimiz görüntüler çok taze ve hazmedilmesi zor. Devrim üzerine çekilen turistik videolara benzemiyor. Göstermek istediğimiz tam da buydu. Mısır'da devrim sekteye uğrarken Yunis kadınlar olarak mücadelenin henüz başlarında olduklarından bahsetti. Batı'nın hükümetlerini ya da politikacılarını umursamıyorum. İnsanları önemsiyorum. Ve devrim sadece Mısır'da değil, tüm bu bölgede insanların söyleyecek sözleri olduğunu kanıtladı. Şimdi ise harekete geçme ve konuşmaya başlama zamanı. Şunu söyleyebilirim ki Mısır'da iktidar bir sonraki olabilecekleri tahmin edemediği gibi sokak hareketinin önüne de geçemedi. Sonuçta sokakta bundan sonra neler yapılacağına karar veren mekanizma Mısır halkı. Bize sert bir şekilde Avrupa Parlamentosu'na ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikalarına veya herhangi bir dış desteğe güvenemeyeceğimizi öğrettiler. Hayır, sorunlarımızı çözecek olan onlar değil. Hayır, kendi sorunumuzu kendi ellerimizle çözeceğiz. Festivalde Arap dünyası üzerine gerçekleştirilen bir söyleşide Nora Yunis'e Mısırlı yönetmen ve yapımcı Hala Celal de eşlik etti. Devrim döneminde kız kardeşini ve çok sayıda yakınını kaybeden Celal, sosyal medyanın ve paylaşılan videoların Arap dünyasında olup bitenler konusundaki algıyı şekillendirdiğinden bahsetti. Bu hareketin olaylar olurken ve sonrasındaki değişimler sürecinde ülkemiz dışında da ses getirmesi çok önemli. Dünya çapında bir dayanışma olması umut verici. Tek başına huzur içinde de olsa ölmemek, direnmek çok önemli. Tüm bunlar bizim için çok büyük önem teşkil ediyordu. Bu yüzden genç nesil YouTube'a fotoğraflar yükleyerek herkesin bunu görmesini ve duymasını istedi. Hafız ve Beşar Esad dönemlerinde Mısır'da yönetim her zaman şiddetli ve baskıcı oldu. Ancak Suriyeli film yapımcısı ve aktivist Halal Abdallah, internetin uluslararası alanda bilinç uyandırmayı başardığından bahsetti. C'est un régime qui a commencé il y a 40 ans à faire. Bu rejim ülkemizde insanları tehdit etmeye başlayalı 40 yıl oldu. Bu halen de devam etmekte. Onların gaddarlığını gösteren görüntülere eskiden erişemiyorduk. Ama şimdi insanlar olayların görsel izlerini saklamanın ne kadar değerli olduğunu anladılar. Görüntüleri çekenler hayatlarını tehlikeye atmış oluyorlar. Birçok gazeteci ve sinemacı protestocuların yanında oldukları için hapse atıldılar. ...2010'da başlayarak Tunus, Mısır ve Libya'da hükümetlerin devrilmesiyle devam eden Arap Baharı... ...büyük şiddet olaylarının yaşandığı bir dönem isim geliyor. Halen ayaklanmanın sürdüğü Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesi... ...Arap Baharı'nın en kanlı sürecine işaret ediyor. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin bu yıl Arap Baharı'nı anlatan yapımları olan ilgisi... ...bu dönemin uluslararası medyada olan yankısını kanıtlamaya yetiyor.